Yine Giresun'dayız. Bugün de sizlere zeytinlik evlerini göstermek istiyorum. Sizlerin sayesinde de ben de zeytinlik evlerini görmüş olacağım. Daha önceden babamla annemle çok geldiğimiz bir yerdi. Fakat seneler geçtikten sonra da buralara hiç gelmemiştik. Dedim ki bir de restore edilmiş haliyle de zeytinlik evlerini de daha önceden sizlere de göstermek istiyordum, gösterememiştim. Bu sayede de göstereyim buraya gelmişken dedim. Evet, şimdi başlasın zeytinlik evleri ve sokakları, tarihimizi inceleyerek gidelim. Bakalım bizleri biraz da neler bekliyor, görelim. Zeytinlik evlerinin ilk başlangıcından başlayarak şöyle göstereyim. Evler iki katlı, taş. Tuğlalarla, yani taş kerpiçlerle demeyeyim de taşlarla yapılmış. Daha sonra mesela tahtalarla falan. Buranın özellikleri de böyle iki katlı oluşu. Tabii çok fazla bilgim olmadığı için ben de sizlerle birlikte her zamanki gibi öğreniyorum, görüyorum. Şurada da yine Giresun Müzemiz var. Giresun Müzesi'nin içerisine ben daha önceden girmiştim. Şöyle uzaktan çekmek istiyorum. Şöyle. Burada eski tarihi kalıntısı olan işte kıyafetler, eskiye ait ne varsa onları paylaşılıyor müzelerimizde. Savaşlarda kullanılan mesela tabancalar, o tür şeyler var. Şöyle müzeyi de böyle göstereyim istiyorum sizlere. Şimdi devamını da yolları çekerek devam ediyoruz. Evlerimiz bu şekilde iki katlı. Evet, evlere başlamadan önce dedim sizlere şöyle arkama tekrardan alayım evlerimizi. Hazır arabalar da geçmezken şöyle favorimiz çiçeklerle birlikte caddeyi ve evleri daha iyi göstermek istiyorum sizlere. Akşamları daha da güzel, ışıklandırıldığı zaman daha da güzel oluyor burası ama tabii ki biz gündüz vaktimiz olduğu için sizlere burayı da göstermeye devam edeceğim. Evleri çekmeye devam ediyoruz. Böyle. Tabii bu biraz daha restore edilmiş. Yakından çektiğim için biraz tam anlamıyla gösteremiyorum. De yaşayanlar olduğu için bu kadar çekebiliyorum. Ve arabalar da çok geçiyor burada. Meşhur zeytinlik evlerini göstermeye devam ediyorum. Bu tabi restore edilmemiş. Biraz harabe gibi olmuş ama tarihin izlerini de görebiliyoruz. Burada ne insanlar nasıl böyle yaşamışlar, yaşanmışlıklar da gözüküyor. Evlerinde böyle herkesin gezip dolaşabileceği bir yerde yapmışlar. Tabii şu anda içeriğini bilemediğim için şöyle dıştan bir göstereyim. Taşlarla yapılı tahta evleriyle meşhur zeytinlik evleri. Gördüğünüz o binanın içerisine girdik. Burası bir güzellik salonuymuş. Eskiye ait ne varsa buradaki güzellik salonunda da bunları yansıtmaya çalışmışlar. Gerçekten de çok güzel olmuş.
sizlere odaları tek tek böyle gösteriyorum. Bu arada da güzellik salonu olduğu için müzik son ses bir şekilde çalıyordu. Tabii ki de biz de telif hakkı nedeniyle videomun sesini sizlere kısarak küçük küçük anlatmaya da çalışacağım. Eskiye ait arabesk, yani Ferdi Tayfur'un resimleri mevcut. Burada her şey tahtadan. Boy aynaları böyle her zaman bulunurdu evlerde. Tavandakileri de lambiri tahta dediğimiz tahtalardan. Evlerin içerisinde yeşillik, çiçekler her zaman bulunan şeylerdi. Şimdi bu odaya girdiğimizde de göreceksiniz. Yine her şey tahtadan ve karşıdaki şömineyi, orada bir el yıkama yeri yapmışlar, çok güzel. Eskiden hep böyleydi. Yani tavanlığın bile tahtadan oluşu bile şık bir şekilde olurdu. Buradaki el yıkama yeri çok otantik, ibrikler, maşrabalar. Yani bunlar hep Giresun'da daha çok bulunan şeylerdi. Evlerin içerisinde de konak oluşu, bu şöminenin olduğu yerler. Pencerelerde bu şekilde olurdu. Gerçekten de tarihimizi yansıtan bir yer olmuş. Güzellik salonu sayesinde de buraya gelenler gerçekten geçmişin izlerini yaşayarak hem bakımlarında hem de her şekilde tarihi yansıtan bu objelerle birlikte güzel bir keyifli bir gün geçirir diye düşünüyorum. İnşallah da güzel çekebiliyorumdur. Sıkılmadan da sonuna kadar izlersiniz diyerek sizleri görüntülerle baş başa bırakıyorum. Burası lazer odasıymış. Şimdi burayı da gezelim. Kapılardaki işçiliği, yine boya aynalarını görüyorsunuz. Tahta kapılar, tavanların tahta böyle şık bir şekilde. Aslında ben burayı çekmeden gidecektim. Ablam, burada bir kızımız vardı. Onunla konuşurken tabii ki çekebilir ne demek diyerek izin aldık. O şekilde, yani biraz da ablamın sayesinde oldu. Sizlerle de burayı da paylaştım. Gerçekten zeytinlik evlerini gösterirken burayı da bu şekilde tarihin izlerini gösteren eşyalarla olsun birebir gösterme fırsatını da yakaladığımız için de çok şanslıyız. Güzel bir yer yapmışlar. Gerçekten ben de sanki o tarihin içerisinde yaşamış kadar oldum. Ama tabi bazı ibrik olsun, bazı şeylerdeki objeler falan bana hiç yabancı gelmiyor. Çünkü köye geldiğimizde hep böyle evlerde bulunurdu, görürdük. Ve sizlerle de bunları da göstermiş oldum. Önce ablama, daha sonra da oradaki kızımızdan Allah razı olsun sayesinde de birebir bu şekilde de sizlere gösterme fırsatını yakaladığım için hem siz görmüş oldunuz hem de ben de birebir yaşamış oldum. Bu odaya da girdiğimizde gramofonu görüyorsunuz. Yine boya aynasını görüyorsunuz. Ve sandalyelerde biraz süslü ve bizim Giresunlular biraz süslüdür. Bunu da burada görmüş oluyoruz. Yanlış da anlaşılmasın. Kötü anlamda söylemedim. Önceden bu gramofonlardan dedemlerin de varmış. Annem sürekli anlatırdı işte. Burada da bunu da görmüş oldum. Biraz eskiye döndüm. Evet, yine görüyorsunuz. Tahta
binadan olan her şeyi görüyorsunuz. Anlatmama da gerek yok. Orada bir piyano vardı. Onu tam çekememişim. İnşallah da umarım sıkılmadan keyifle de seyredersiniz. Ben de anlatıyorum diye de sıkılmazsınız inşallah diyerek tekrar böyle devam ediyoruz. Da tuvalet ve banyo önceden böyle merdivenden yukarı çıkarlardı, yani tahtadan olurdu, biraz yüksek olurdu banyoyla tuvaletler. Yine buraya güzel bir tablo yerleştirmişler, güzel, hoşuma gitti. Ve son kez böyle de gösterecektim içeriği, dedim göstersem göstermesin mi diye bir daha çıktım. Sonra içeride birisi olur diye şöyle bir kapıyı aralayacağım. Kapıyı araladıktan sonra kimsenin olmadığını anlayınca size de böyle ufaktan bir göstereyim istedim. Yine tarihi yansıtan bir şekilde lavaboyu kondurmuşlar oraya. Evet, dediğim gibi buradan aşağıya da tekrar tahta merdivenlerle iniyorsunuz. Zaten bu evlerin özelliğinde tahta merdivenler ve konak şeklinde olması. Burada da işte ibrikleri, yine eskiye ait gaz lambaları. Eskiden bizim de gaz lambamız vardı ve ben size göstermiştim daha önceki bir videomda. Böyle gaz lambalarını görüyorsunuz. Aşağıya doğru da iniyoruz. Yine dediğim gibi yeşillik, çiçekler. Bunlar gerçekten Giresun'da önemli şeyler. Karadeniz'i yansıtan özellik diye de düşünüyorum. Çünkü gerçekten de öyle. Biz yeşilliği, çiçekleri çok severiz. Yeşili, denizi. Ve buradan aşağıda yine tahta merdivenlerle aşağıya alt kata iniyorsunuz. Şimdi görüntüleri göreceksiniz. Şimdi güzellik salonu olarak tarihin otantik izlerini göstererek bir yer hazırlamışlar. Oraları gösterdim sizlere. Şimdi yine zeytinlik evlerine doğru devam ediyoruz. Tam öğrencilerin de okul çıkışı ve paydos saatlerine denk geldiği için biraz burada sadece çekim yaptım. Sizleri şimdi zeytinlik evleriyle de baş başa bırakıyorum. Olduğu için çok fazla sizlere konuşarak gösteremedim ama buraya da yeri gelmişken, hep evler konak şeklinde, duvarlar örülü, bahçeleri olan, etrafı çevrilmiş evler olarak da görüyorsunuz. Böyle hep bayır yukarı çıkılıyor. Yeşillikler de ön planda.
devam ediyoruz ve sizlere göstermeye devam ediyorum. Burası sakin olduğu için sizlere hem arkama hatıra olsun hem de sizlere anlatmak istedim bir iki gördüğüm şeyleri de. Giresun zeytinlik evlerinin özelliği balkonlarının olması, taştan ve tahtadan olması, etrafları çevrili, çok güzel, tarihi yansıtan güzel evler ve içinde yaşayan insanlar da var. O yüzden onları da sıkmamak adına çekebildiğim kadar sizlere görüntü çektim. Dediğim gibi sokağın en son tarafına geldim. Sessiz sakin diye buradan da sizlere göstererek ve anlatarak yolumuza devam etmek istiyorum. Aşağıda okul var. Çocukların seslerini de duyacaksınız. Ve oradaki çocukların seslerinin cıvıl cıvıllıklarıyla ve zeytinlik evlerini alarak yolumuza devam ediyoruz. Tabii biraz da kültürel bakımından zenginliklerimiz, tarihi eserlerimizi göstermeye bir nebze olsun çalıştım ama fazla da bilgim olmadığı için sizlere bu kadar görüntüler göstererek geçiyorum. Size şurayı da göstermek istiyorum. Eskiden hep böyle taşlık olurdu. Böyle taşlarla yollar yapılı olurdu. Küçükken çok gelirdik biz. Geldiğimiz zaman hep böyle taşlık yolların üzerinde yürürdük. Şimdi burayı da anımsamışken göstereyim dedim. Restore edilmiş zeytinlik evlerinin devamında. Şu duvarı çekmek istedim sizlere. Eskiden insanlar duvarları böyle taşlarla örerlermiş. Önceden babamla yapardı. Bizim evin oralarda çok yapardı. Erişik babamın elinden geldiği için ondan da biliyorum. Burada da görmüşken ve doğallığını da bozmamışlar. Bu şekilde bırakmışlar burada restore ederken. Burayı da böyle göstermek istedim. Anılarım da tazelenmiş oldu. Böyle taştan sonra böyle parke taşlarla böyle bu taşlardan daha çok olurdu. Yollar asfalt olmadan önce. Şöyle bu caddeyi de küçük dostumuz yani benimle birlikte gidiyor. Yolları gösteriyor. Şöyle evleri de çekeyim istiyorum. Favorimiz çiçekler. Bu şekilde zeytinlik evinin bir mahallesini de göstermiş oldum. Evlerin özelliği hep böyle çevrili duvarlarla örülü konak şeklinde evler olması. Çok da güzel teras yapmışlar şurada. Restore edilmiş haliyle bir zeytinlik evi daha. Karşıda kale, Giresun yazısını görüyorsunuz. Zeytinlik evi ile kale karşı karşıyaydı. Daha önce de göstermiştim sizlere. Buradan da göstermeyi Allah nasip etti. Sizlerle birlikte de paylaşarak devam edelim yolumuza.
Etkinlik evlerini gezerken şurada bir yazı dikkatimi çekti ve yine hoşuma giden bir yazı oldu. İnsanlara, onlara nankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iliklerde bulunmayınız diye de güzel bir yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten de doğru. Tabii biraz da tartışılır. Zeytinlik evlerini gezmeye devam ediyoruz. Zannederim Necmiye Hanım konağı. Evet, kale ve zeytinlik semtimizi kentsel dönüşümüyle tarihi dokusuna kavuştururuz diye bir yazıyla, belediyenin yazmış olduğu tabelasıyla sizlere buradan zeytinlik evini de bu kadar gösteriyorum. Gerçekten tarihi dokusuna fazla bozulmadan aynı şekilde yapılmaya çalışılmış. Görüyorsunuz. Bir de şurada yine konak şeklinde tarihi eser olan evi de arkama almak istiyorum. Bayağı bir resimler de çektim ben. Dediğim gibi konak şeklinde olan evlerimiz de bu şekilde. Umarım da keyifli, güzel bir video olur. Hoşunuza gider. Buradan da şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Ve tarihi eser duvarımızı da arkama almak istiyorum. Eskiden evler bu şekildeymiş duvarları. Eski insanların gerçekten ne kadar imkansızlıklar içerisinde neler yapabildiklerini de görmüş oluyoruz. Burada görüyorsunuz iki sokak arası diyerek şarkılara konu olan sokaklarımız, Giresun sokakları. Böyle dar taşlar, insanların kendi elleriyle yaptığı taşlardan sokaklarımızla. Tarihin eserlerini hep görüyorsunuz. Panjurları. Böyle olabildiğince Giresun sokaklarındaki konaklarımızı, zeytinlik evlerimizi sizlere göstermeye çalıştım. Buradan da bu kadar göstereceğim. Daha yukarılara çıkmayacağım. Aynı şekilde
favorimiz çiçeklerle ve konak tipi evlerimizi de göstererek yolumuza devam ediyoruz. Maşallah, ne güzel de resmi pozlar veriyorsun sen öyle. Konağı bekleyen küçük dostlarımız kaçıyorlar. Yakınlaşınca kaçtılar. Buradaki konaklar hem kiralık hem de şuradaki tabelayı görüyorsunuz. Mirasçıların tarihten bugüne kadar gelen mirasçıların isimleri yazıyor. Buram buram tarih kokan bu evlerde de yaşamak gerçekten güzel olurdu. Evet, bugün sizlere hep böyle zeytinlik evlerini gösterdim. Umarım keyif alacağınız bir video olmuştur. Ve sürekli de bunu sizlere videonun başından ve sonuna kadar söyledim. Sizlere tarihi eser evlerimizi gösterirken güzellik salonuna da rast gelmemiz, oradaki eşyaları da gösterebilme fırsatını verdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle o kızımıza ve ablama teşekkür ediyorum. Onun sayesinde oldu. İnşallah sizlere de yanlış bilgiler vermemişimdir. Gördüğüm kadarıyla da sizlere anlatmaya çalıştım. Buradan da veda ediyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Kalpten sevgiye saygılarımı sunuyorum. Kanalıma abone olarak da desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.